Bazen hukukun çok teknik prosedürlerini sonuna kadar götürmek yerine siyasi elitin ya da siyasetçinin bir vasfı da var olacak muhtemel yol haritalarını okuyarak bu koordinatlardan ileriye dair çıkarımlarda bulunmak lazımdır. Şimdi CHP götürseydi, aynen katılıyorum. Şimdi ne yapacak? Yani bir de üstelik bagajınız o kadar dolu ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yani istemezlikçiye çıkmış adınız. Birçok şeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüşsünüz. Yani birçok şeyi hukuk yoluyla önlemeye çalışarak bir vesayetçi gömleği giymişsiniz. Şimdi gitti. Evet ya da hayır, iki şey bir çıkacak değil mi? Mesela Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu haklı buldu ve iptal etti. Bu kadar çok milli irade, millet ne derse o olur, milletin dediği olur, millet son sözü söyler diyen bir siyasi iktidara karşı milletten kaçmış bir parti olacaktı. Hayır derse, CHP'nin başını reddederse de rencide olmuş, yine millete gitmek yerine arkadan dolaşarak hukukun teknik koridorlarından medet uman bir parti durumuna düşeceksiniz. İkisi de yaramazdı CHP'ye. Bence son derece akıllıca karar verdiler. Şöyle bakıldığı zaman ideolojik olarak MHP'nin duruşuna, MHP ne istiyor? HDP, belki o noktada senin dediğin haklı, HDP karşı bir politika izliyor. Yani en yakın ideolojik olarak rekabet ettiği, en azından olmamasını arzu ettiği bir siyasi yapı HDP. Bugün hükümet bununla olabildiğince mücadele ediyor zaten. Diğeri FETÖ. Dolayısıyla bence MHP ile AK Parti çok da anormal bir şey olmasa gerek. Bu anlaşılabilir bir şey. Doğru. Yani şey açısından, MHP genel başkan açısından neyle mücadele ediyorsa bugün AK Parti de aynı kulvarda. Dolayısıyla... Ama MHP mi AK Parti'ye yaklaştı hocam, yoksa AK Parti mi MHP'ye? Sonuçta bir çıkar ortaklığından bahsedebiliriz. Yani kimin kime yaklaştığından çok. Ama şu da var. Bu şöyle bir şey tespit etmemiz lazım. Bu belki gözden kaçan bir şey. Ben bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Siyasi partiler iktidar olmak için kurulurlar. Çünkü sivil toplum örgütleri değil bunlar. Doğru. Bizzat iktidara yürürler. Ya iktidara sahiplenmek isterler. İktidarda var olmak isterler. MHP açısından aslında bence iktidarın yolu da açıldı. Şu açıdan söylüyorum. Çünkü MHP kadroları uzun zamandır sert muhalefeti dolayısıyla iktidarın olabildiğince dışında kaldı. Bunu iki nedenden dolayı. Bir, sert muhalefetinden dolayı. Diğer ise FETÖ'nün tüm kesimler olduğu gibi bunlar da içeri sokmamasından kaynaklandı. Kadın kapı dışarı devamlı onları kapının dışına tutmasından kaynaklandı. İlk defa bütün kesimlerin hissiyatı ve duyguları gibi MHP'liler açısından da bugün artık devletin kapıları onlara açıldı. Erdoğan'ın başkanlık sürecinden alıkoymak Kürtlere ne kazandırdı meselesi şu an Doğu Güneydoğu'da çok tartışılan bir mevzu. Tabii eskisi gibi HDP'nin de seçmen üzerinde baskı kurma olanağı da ortadan kalktı. Ve şu an benim tahminim 2-2,5 milyona yakın bir seçmen şu an kararsız, gelebilecek mesajlar konusunda bir beklenti içerisinde. Tabii burada şunu da ortaya koymak lazım. Bir, AK Parti, hani hep programın başından beri konuştuğumuz şey ama anketleri çok iyi yapan, sahayı çok iyi inceleyen, irdeleyen ve gelen network ve bilgiyi, analizleri iyi okuyup ona göre taktik geliştirebiliyor. Tabii biz ülkeye, biliyorsunuz, 3 seçim görürüz. Bir, genel seçimler, belediye başkanlığı seçimleri. Ama referandum bize çok yakın bir şey değil. Yani tarihimize zaten seyrek topu 7 tane yaptığımız bir şey. Aslına bakarsanız hani toplumun genelinin, ülkenin genel kaderi üzerinde karar vermesini önemli bir şeydir. Ama bu çok gelenek haline dönüşmediği için de çok yapılan bir tercih değildir. Şimdi genel seçimlerde liderlerin pozisyonu, partinin vermiş olduğu hizmetler, açıklamalar, vaatler çok belirleyicidir. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise aday, illerden seçilmiş adayların kararları çok önemlidir. Ama burada şimdi evet ve hayır arasında iki tercihiniz var. Yani üçüncü, dördüncü bir tercihiniz yok. Şimdi evet diyenlere baktığımız zaman evet diyenlerin ortak bir nedeni var. Ama hayır diyenlerin kendilerine göre herkesin bir hayır deme nedeni var. Yani işte CHP'nin hayır nedeni farklı. Bir taraftan bakıyorsunuz HDP'nin hayır deme ya da hayır demeye hazırlanan. Çünkü HDP'de de şu anda öyle hani hayır falan sözleri ifade ediliyor ama seçime çok yakın bir süre içerisinde Kandil'in nasıl bir çıkış yapacağını kimse bilmiyor. Şu anda HDP'nin vermesi gereken kararı Kandil HDP'den daha önce açıkladı. Şimdi bu da çok ciddi bir tartışma konusu.
Kandil mi karar verecek HDP'nin seçmeninin hayır diyeceğine, yoksa HDP siyaset yapıyor da o mu karar verecek buna? Kandil bu da bölge fikir halkı değiştirir tarafında... mi? Değiştirse ne fark eder bu saatten sonra? Yani boykot kararı alma ihtimali de oluşabilir. Boykot ihtimali hala var. Çünkü bu konuda HDP'nin ve PKK'nın tavrını geçmiş dönemlere bakacak olursak son dakikada ani bir karar alma ihtimali de olabilir ama şu anki genel kanı HDP içerisinde hayıra yönelmiş durumda ki açıklamalar da bu yönde.